Evet arkadaşlar, bugün sizinle beraber Pamukkale'deyiz. Hireyapolis Antik Kenti'nin ve Pamukkale travertenlerini geziyor olacağım. Hireyapolis ile ilgili, bu şifa kentle ilgili bilgiler veriyor olacağım. Gidelim görelim, bakalım neler olacak. İzleyelim hep beraber. Teşekkürler. Evet, şu görmüş olduğunuz taş pirinçleri aslında taş pirinçleri değil. Burası milattan önce 800. yıllarda Arap atakları ve Pers ataklarından sonra o dönemin Roma İmparatoru veya Bizans İmparatoru Hireyapolis'e sur yapmıştır. Kale duvarları ördürtmüştür ki atakları engellemek için. Biraz önce bahsetmiş olduğum hani surların bak tamamlanmış halinde şu arkasında zaten görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradan yine tekrar şöyle basamaklarla daha iniyor olacağım. Şu görmüş olduğunuz küçük bir locada kralların, soyluların, zengin o dönemin tüccarlarının oturduğu loca. Görmüş olduğunuz gibi direkt sahnenin tam karşısında görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şu anda Hireyapolis bölgesinin içinde tiyatronun içerisindeyim. Buradaki tiyatroyu biraz önceki görüntülerde izlemişsinizdir zaten. Burası 50 basamaktan oluşan yaklaşık 8000 kişi ağırlayabilecek bir kapasitede bir tiyatro. Bu tiyatroda tabi genellikle şenlikler, gösteriler, Dionysos'a gönderilen, atıfta bulunan bazı işte tiyatrolar, oyunlar sergileniyordu. Ama bunun dışında Hireyapolis'te şöyle bir olay da var. Hatta biraz sonra size aşağı taraftaki yerleri de gösteriyor olacağım. Bu bulunmuş olduğunuz bölgede gladyatörler birbiriyle savaşıyorlardı. Birbiriyle herhangi bir böyle bir mücadele içerisine giriyorlardı. Biraz önce size göstermiş olduğum kral locasının bulunduğu yerde de işte hani ölüm, yaşama gibi hani işlemlerin yapıldığı bir loca var. Oradan da buradaki halkın tabii arkasındaki etkisiyle beraber böyle kararları verebilecekleri bir noktada zaten görebilirsiniz orayı. Onun kararını veriyorlardı. Bu bölge yaklaşık Dionysos'un doğduğu yere çok yakın bir yer olduğu için, hatta Dionysos doğduktan sonra belirli başlı eğitimlerini de bu Hireyapolis bölgesinde yapıyor. Yaptığı için de ona ithafen burada birçok oyun düzenlenmiştir. Buraya yakın bir bölgede de Frigya Vadisi, Friglerin bulunduğu yerde de bağ üzümü zamanında yapılan şarap festivallerinde zamanında burayı da orası çok sınır olduğu için burada inanılmaz şenlikler, eventler oluyordu. Amfiteyatro çok dik bir yamaca kurulmuş bir şekilde düzenlenmiş. Milattan sonra 352. yılında son şu andaki görmüş halinizi alaraktan bir tiyatro haline getirilmiş. Bu
Amfitiyatronun üzerinde zaten iki tane de görmüş olduğunuz heykeller var. Bu heykeller de birisi Artemis'e ve Apollo'ya adanmış bazı böyle yazıtlar ve heykeller bulunmakta. Üst taraflarındaki zaten böyle üçgen şeklinde olan yerlerde orada bir bazı tanıtımlı şeyler var. Biraz onları da size şimdi yakından olarak size çekiyor olacağım. Onları da görüyor olabilirsiniz. Buradaki 3 katlıymış aslında ki bu karşı tarafımızdaki büst. Onları da size şimdi tek tek gösteriyor olayım. Bakın üzerinde bulunan motiflerle bir şeyleri anlattığını görebilirsiniz. Şurada zaten 3. sırada heykelin bulunduğu tarafın hemen üstünde Artemis'e ait bir heykelcik, heykeltıraş olarak görebilirsiniz. Onun yanında yine o dönemi anlatan heykel açıklamalarıyla beraber dönemi anlatan şekilleri görebilirsiniz. Hemen bu üçüncü tarafta bulunan yine Hera'yı anlatan bir orada heykeli de görebilirsiniz. Üçüncü sırada oradaki bir kapının girişinin bulunduğu yerde gördüğünüz gibi sütunlar. Üçüncü sırada orada da Apollo'yu görebilirsiniz. Apollo'nun bakın orada bir temsili resmi heykelciği var. Bu görmüş olduğunuz bölüm 3 katlıymış. Yani bu buraya kadar hemen hemen tamamlıyormuş. Ama gördüğünüz gibi şu anda sadece biz tek katını görebiliyoruz. Bir de alt katını görüyorsanız eğer hemen karşınızda bakın böyle odacıklar ve demirli yerler var. Bu demirli yerlerin olmasının sebebini hemen size açıklayayım. İşte burada gladyatörler burada birbiriyle mücadele ederken farklı odalarda bulunmaları gerekiyor. Farklı odalardan geldiği için onları böyle bir kafes altında tutmuşlar. Zaten Spartaküs filmini izlerseniz oradan da o arenaya çıktıkları bölüm genelde böyle zincirli bölümlerden ortaya çıkıyorlardı. Şunu da şimdi size anlatıyor olayım. Burada sadece gladyatör yarışları olmuyor. Bu tür arenalarda, gladyatörlerin savaştığı arenalarda hayvanları da birbirleriyle savaştırıyorlardı. Aslanları, işte kurtları, ne bileyim ayıları birbiriyle kapışırıyorlardı. Hatta dönem dönem insanları aslanlarla veya insanları ayılarla burada bu tür arenalarda mücadele ediyorlardı. Son kez şöyle çekelim. Çünkü buraya veda ediyor olacağız. Hero. Yes. Bugünlük buradan size şimdi veda edelim. Bir sonraki gideceğimiz yer gerçekten son 8 ay önce açılmış olan bir bölgeye doğru gidiyor olacağız. Benim için çok heyecan verici. Daha önceden geldiğimde bu öyle bir anıt yoktu. Bu arada hala bu Hierapolis bölgesinin hala restorasyon çalışmaları devam ediyor. Hemen de zaten bunun arkasını size çekiyor olacağım. Gösteriyor olacağım. Hala restorasyon süreçlerinin devam etmesi gerçekten çok önemli. Çünkü hala buralarda bir şeylerin olduğunu görmek ilgi çekici. Her geldiğimde en azından yeni bir şeyler görmüş oluyorum. Şimdi o daha önceden görmediğim yere yani geçtiğimiz sene açılan yere doğru gidiyor olacağım. Daha önce de size merhaba arkadaşlar. Yine görmüş olduğunuz gibi zeytinyağı üretim tesislerinden yine birindeyiz. Şu görmüş olduğunuz zeytinyağı üretilen. Daha önceki videom Lürbaton.com'da de size bunu nasıl yapıldığı ile ilgili bir video çekmiştim. Yine tabii ki bu bölgeye zeytinyağı, kekik, adaçayı çok fazla olduğu için bu gibi zeytinyağı üretim makinelerini görmek şaşırtıcı gelmiyor. Görmemek şaşırtıcı hatta. Onunla size bilgilendirmesini yapıyorum. En çok heyecanlandığım yerdeyim. Şu anda görmüş olduğunuz Hades'in Plutonium'un karşısındayız. Biraz sonra tam onun karşısına da geçiyor olacağım sizlerle beraber. Gördüğünüz gibi Hades ve hemen yanında bulunan Kerbesos, üç başlı köpek ve yılan motiflerini görebiliyorsunuz. Bu öldükten sonra reenkarnasyona inanan, o dönemki antik dünyasında yaşayan insanların öldükten sonra gittiğinde karşılarına Hades'in çıkıp ve bu dünyada kalıp yeni dünyada çok daha iyi bir hayat yaşamalarını sağlayan bir geçiş noktasındayız. Aşağıdaki tüneli de size gösteriyor olacağım biraz sonra.
Evet. Bu hatta son zamanlarda Kaos diye bir dizi var Netflix'te. Eğer orayı izlerseniz bu Hades'in bu öldükten sonraki dünya ile ilgili neler yaptığı ile ilgili böyle aslında küçük küçük size dipnotlar veriyor. Onu izlerseniz oradan bu dünya ile ilgili, bu tanrılarla ilgili, bu tanrıların görevleriyle alakalı neler olduğunu aslında biraz da bu konularla anlayabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi Hades Zeus'un kardeşidir. Zeus'un kardeşinin de yeraltı dünyasının tanrısı olarak ilan etmiştir. Zeus dünyada yaşayan insanlarla ilgilenirken bu dünyada yaşayamayan insanları yönlendirdiği tanrı diyebiliriz. Çünkü öldükten sonra reenkarnasyona inandıkları için bu reenkarnasyonu bundan sonraki yaşayacakları hayatın daha iyi bir hayata gitmek için Hades'e adaklar adarlar. Buradaki o rahipleri veya o zamanki işte o kişiler kimse eğer rahip diyelim mesela onlara paralar, adaklar adarlar ve Hades'e kurban ederler. Kurban ayinleri yaparlar. Şu anki tam bulunduğum bölgede bu kurban yapılan ayin bölgelerinden birindeyim. Şimdi size onları çekiyor olacağım. Burada bulunan işte rahipler de bu tünelden o boğa veya keçi, koyun neyse buradaki o tünelden geçtikten sonra bu tünelde biraz 1 dakika 2 dakika kadar durduktan sonra boğaların işte keçi veya koç neyse adak adayan hayvanların bir süre sonra öldüğü saptanmıştır ve buradaki boğalar ve işte neyse adak yaptıkları herhangi bir hayvan neyse şuradaki alanda da sergilerlermiş ve adaklarının yanına mumları yakarlarmış. Mum söndüğü zaman dilekleri kabul olmazmış. Eğer mum işte kendi süresiyle tamamıyla biterse bunu dileklerin kabul olduğu söylenirmiş. Bunu söyleyenler de tabi o zamanlarki işte Kibele rahipleri imiş. Kibele rahipleri aynen. Ben ilk duyduğumda yani nasıl olur dedim bu tünelden geçince insanlar ölmüyordu, hayvanlar nasıl ölüyor diye bir araştırma yaptım. Yaptığım araştırma neticesinde de bu biliyorsunuz Pamukkale yer altından çıkan yer altı kaynaklarından çıkan suların o mineral suların içerisinde bulunan karbondioksit değerleri çok yüksek. Böyle kapalı bir alanda yer altından böyle bir karbondioksit ve buraya öz kalsiyum karbonhidratla birleştiği zaman hava almayan bölgelerde karbondioksit oranı çok yüksek olurmuş. Ama içerisi çok güneş almadığı için bu karbondioksitin yerden fazla çok yükselmediği ortaya çıkmıştır. Yani insanların boyu 1,50-1,80 aralarında olduğunu düşünürseniz bu boyları karbondioksit nefesimize çekme oranımız çok daha düşük olduğu için bir hayvanlara göre hayvanların bunlardan daha fazla etkilendiği saptanmış. Bir boğa, bir keçi bir yere doğru sürekli nefes aldığı için, sürekli karbondioksit nefes aldığı için burada o hayvanlar nefes alamamaktan ölüyorlarmış. İnsanların ölmemesi sebebi de çünkü o karbondioksit seviyesinin biraz daha yer seviyesinde olmasından kaynaklanıyormuş. Ama tabii bu o zamanki bu insanlar karbondioksit, monoksit böyle bir şeylerin ayrışımları yapılmadığı için buradaki rahiplerin işte Kibele rahiplerinin çok böyle üstün kişiler, bakın hayvanlar ölüyor, onlar ölmüyor gibi böyle toplum üzerinde böyle büyük bir etki yarattığı söyleniliyor. Görmüş olduğunuz gibi hala restorasyon çalışmaları devam ediyor demiştim size. Şöyle. Ve gidelim. Evet, şu anda Kleopatra Pool denilen yani Kleopatra havuzunun yanındayım. Burası Kleopatra burada yüzdüğü için, güzelliğine güzellik katmak için, yaşlanmayı önlediğini düşündüğü için, buradaki havuza girdiği için insanlar adında Kleopatra havuzu olarak dillendiriliyor.
Burası biraz sonra zaten görüntülerde görüyor olacaksınız. Bunu yüzmüş olduğum, biraz yüzdüm zaten. Yüzdüğüm yerlerde çekemedim. Aksiyon kameramı geçenki dalışta kaybettiğim için kullanamadım su altın dalışlarında. Lakin buradaki Kleopatra havuzu denilen yerde daha önceden bir agora varmış. Milattan sonra 200. yılında bir deprem meydana geldiği için bu agora olan bölümde yer altından çıkan kaynak su neticesinde buradaki bu doğal havuz ortaya çıkmış. Zaten havuzun içerisinde tarihi eserler, sütunlar, etrafında motifli olan şeyler de var. Suyun olduğu içeride de böyle sütunlar, agora'nın meydanında bulunan mermer taşların hepsi etrafta bulunuyor. Biraz önce Pamukkale'yi gezerken şunu söylemeyi size unuttum. Pamukkale travertenlerin oluşması için 17 tane farklı bölgeden çıkan, yeraltı kaynağından çıkan doğal kaynak sebebiyle oluşmuş. Yaklaşık bir 2000-2500 yıldır kullanılan bu tarihi bölgeye şifa bölgesi olarak adlandırmışlar. Biraz önceki girmiş olduğum havuzda, görüntülerde izliyor olacaksınız zaten, 35 derece, 36 derece sıcaklık, 37 derece sıcaklıklar mevcut. Yaz kış girilebilecek durumda burası. Aynı zamanda bu 10 tane farklı çıkan doğal kaynak sebebiyle oluşan Pamukkale'de Pamukkale'nin suyu 36 derece civarında. Yine yaz kış girilebilecek bir su. Ama orada bir havuz ve derinliği çok az olduğu için orada yüzme imkanınız pek yok. Dizinize kadar falan zaten o doğal travertenlerin oluşmuş doğal havuzlar. Burada ise 36-37 derece, kısmen bazı yerlerde daha sıcak noktalar var. Zaten bu doğal kaynaklardan çıkan su da 35 dereceli 100 dereceye kadar çıktığı söyleniyor bazı çıktığı noktalarda. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Biraz doğal havuza bakalım. Böyle bir köprü var. Kleopatra havuzu bu şekilde böyle devam ediyor. Şu hanımefendinin yürüdüğü yer agora, mermerlerin olduğu yerden yürüyor şu anda. Şu arada biraz daha devam ediyor. Şu arada bir köprü var. Köprünün olduğu yerden devam ediyor. Hatta oradaki sıcak su biraz daha sıcak diğerlerine göre. Grek tiyatrosu tipinde yamacı yaslanmış 300 ayak 91 metre yüksekliğinde tüm cephesiyle birlikte kurulan büyük bir yapıdır. Kava ya da elle oturma sırası bulunur. Bu oturma sıraları 8 merdivenle 7 bölüme ayrılmıştır. Kabartmanlar stillerinde anlaşılacağı üzere değişik dönemlerde farklı ustalar tarafından yapılmıştır. Tiyatronun tasarımından burada gladyatör dirilişleri yapıldığı anlaşılır. Tiyatro kapasitesi 9500 kişidir. Yani bu da 95.000-100.000 arasında insanlar Hierapolis bölgesinde yaşıyorlarmış. Dünyanın en büyük antik mezarlığı Hierapolis bölgesinde bulunur. Mezarlarda kireç taşı ve mermer kullanılmıştır. Mermer kullanımı daha çok lahit tipinde görülür. Hierapolis mezar anıtları mimarisi çok çeşitlidir ve değişik uygulamalar gösterir. En eski mezarlar Helenistik dönemi tarihinden Tümülüs mezarlarıdır. Bütün mezarlar daha çok seçkin ailelere aittir. Fakir aileler ise kaya yoyulmuş basit mezarlardır. 2011 yılının kazı çalışmalarında Saint Philip ya da Aziz Philip dediğimiz Hristiyan aleminin havarilerinden biri olan kişinin mezarı burada görmüş olduğunuz yerde bulunmuştur. Hristiyanlığı yaymak için Hierapolis'e gelen Saint Philip aynı İsa gibi çarmıha gelerek Romalılar tarafından öldürülmüştür.